DEM Parti aslında halkların partisidir. Bununla beraber bir kadın partisidir. Kadınların toplumda daha da var olabilmesi, aslında biz mücadele alanında kadınlar hep ön plandayız. Buna öncülük edenleriz. Ama ne yazık ki toplumumuzda kadınlar sürekli baskılanarak, sürekli pasifize edilmek zorunda kalınıyor diyeceğim buna. Ahlat yine bu yerlerden bir tanesi. Ahlat'ta kadınlar ne yazık ki çok toplumda var olamıyorlar. Biraz çekingen ve utangaç bir durumları var. Ev ziyaretlerinde bulunduğum zaman, mahalle çalışmalarında bulunduğum zaman çok böyle o çekingen durumlarını görebiliyorum. Bu yüzden bizler onlara bir adım atıyoruz. Bizler o şeyi kırmaya çalışıyoruz. O kırılganlığı, o utangaçlığı kırmaya çalışıyoruz. Belediye bünyesinde bir kadın bütçe komisyonumuz oluşturulacak. Sadece kadınlara aktarılacak bir bütçedir bu. Nedir? Bir diğer çalışmamız da kadın kooperatiflerimiz olacak. Kadının emeğinin ürettiği her şeyi getirip o yerde satabilmesi, ekonomisine katkıda bulunabilmesi, aslında ekonomisine katkıda bulunmasıyla beraber ve ayaklarının daha da sağlam yere basabilmesi için öncelikle kadınları o ekonomik alanda var etmeye çalışacağım. Çünkü bu gerçekten yani daha da güç veriyor. Hani doğrudur, bizler bir şekilde örgütleniyoruz. Bir şekilde kendimizi toplumda var etmeye ve kanıtlamaya çalışıyoruz ama ekonomik alan da bunlardan bir tanesidir ki çok önemlidir bence. Bir kadının kendine olan güvenini, kendinde olan gücü görebilmesi için bence ekonomik alanda var olabilmesi önemlidir. Ahlat'a geldiğim zaman şunu gördüm. Kürt ve Türk halkının yerel yönetim eliyle sınıfsal gruplara ayrıldığını, çok farklı bir ötekileştirmenin ve ayrımcılığın olduğunu gördüm. Mahalleler ne yazık ki sınıflaştırılmış. Kürt mahallesi, Türk mahallesi ve Ahıska Türkleri mahallesi diye gruplara ayrılmış. Tabi sahil bendi zenginleri de ayrı bir konu. Çarşıları bile ikiye ayrılmış. Aşağı çarşı Türk çarşısı, yukarı çarşı Kürt çarşısı. Halkı öyle iki uç noktaya çekmişler ki halkın arasında bu aslında bir kine, bir nefrete, bir ayrımcılığa sebep olmuş. Yani aslında Ahlat birçok kültürü, birçok ırkı, birçok farklı yapıyı bünyesinde barındırabilecek, koruyabilecek yapıya sahip bir şehrimizdir. Ama ne yazık ki yerel yönetim eliyle şu an bu durum söz konusu. Kürt mahallelerinde, yani sistem partisine oy çıkmayan mahallelerde hiçbir hizmet göremezsin. Ne yollar yapılmış, ne bir temizlik çöp temizlik çalışması var, ne en temel ihtiyaç olan su ulaştırılmamış. Zaten geri kalan yardımlardan hiç bahsetmiyorum bile. Bilinçli bir şekilde, kasti bir şekilde yapılan bir ayrımcılık bu. Ahlat'ı aslında hep kazanıyoruz. Ama her seçim dönemi iktidar eliyle, sistem partilerin yaptığı hileler yöntemiyle Ahlat ne yazık ki bir şekilde onların eline geçiyor. Buraya seçmen taşıyor. Şimdi bir tane Ahıska Türkleri Mahallesi oluşturulmuş. Sadece onlara özgü. Bu AKP'nin buraya taşıdığı bir seçmen grubu ve onların özellikle diş macunundan terliğine kadar her türlü ihtiyacının giderildiği, işte gıdasıdır, sağlığıdır, eğitimidir, memurluğudur ve koruculuk. Bunlara koruculuk yaptırılıyor. Her türlü ihtiyacının giderildiği bu Ahıska Türkleri buraya bilerek özellikle yerleştirildi. Güvenlik kısmı dedikleri o asker, polis veya artık her neyse, onları da bir şekilde getirip buraya yerleştiriyorlar. Yani hileyle, hurdayla buraya almaya çalışıyorlar ama bu dönem çok güçlüyüz. Halktan taraf artık bir baş kaldırı olduğunu görüyorum. Yani gerçekten bu zulmü, bu haksızlığı, bu ayrımcılığı artık kabul etmediklerini görüyorum. Çünkü burada Sistem Partisi 3-5 aileyi, belki de 15 aileyi zengin etmek dışında başka hiçbir icraatı, hiçbir hizmeti yok. Bu aileler gerçekten çok ciddi anlamda zenginleşirken
halk yoksul kalmaya devam ediyor. Yani en zaruri ihtiyaç olan, bir seçilmişin yapması gereken yol, su ve temizlik hizmeti bile yapılmıyor. Ama bu aileler, bu yandaşlar, bu çeteler bir şekilde doyurulmaya devam ediyor. Ben de diyorum ki gerçekten yani bunu görüyorum ki halk bu sefer çok ciddi bir şekilde, net bir şekilde bu iradesini sandığa taşıyacak. Ve inanıyorum ki 31 Mart'ta da zaferle sonuçlandıracağız Ahlat'ta. Bugün belediyenin en temel hizmeti diye saydığımız yol hizmeti, su hizmeti, temizlik hizmeti dahi yapılamıyor. Dolayısıyla bu kadar temel hizmetlerin dahi yapılamayacağı bir çark oluşmuş durumdadır. Bunun dışında tabii ki özellikle ilçemizde istihdamın olmaması, buna teşviğin olmaması hem gençlerin hem de genç altında sayabileceğimiz artık çocuk yaştaki kişilerin dahi uyuşturucuya ulaştığı bir sisteme dönüştü. Bu tabii ki gençlerimiz geleceğimizdir diyoruz. Hakikaten bizler için üzücü bir durumdur. Bizim belediyecilik anlayışımız birincisi demokratik, sosyal, adil, şeffaf, çözüm odaklı, sorun çözen, hesap verebilen, paylaşımcı, sosyal bir belediyecilik anlayışıdır. Biz bu ilkelerle mevcut belediye hizmetinin hepsini, hiçbir kişiye değil, hiçbir zümreye değil, tamamıyla bütün vatandaşlarımızın A, B, C fark etmez, ırk dahi fark etmeyecek şekilde o ana sütleri gibi helal olan hakların hepsine ulaştırmasını sağlamaktır. Bu noktada bütün hizmetlerin kişi gözetmeden bu şekilde bütün vatandaşlarımıza ulaştırmaktır. Tabii ki bizim belediyecilik anlayışımızda alınan bütün kararlarda halkın birebir içinde olabileceği kent sistemleri oluşturmaktır. Yani alınacak kararda hiçbir vatandaşımıza sürpriz bir karar olmayacak. Çünkü kendisi içinde olacak, kendisi karar verecek. Dolayısıyla belediyecilik anlayışımız mevcut sistemin anlayışından çok farklıdır. Doğrudur. Ahlat'ta alınan bütün seçimler her ne kadar kayyum başa gelip olmamışsa da bu bir kayyum durumudur aslında. Hiçbir zaman halkın vermiş olduğu kararla seçilmemişlerdir. Dışarıdan taşıma oyla, güvenlik veya ağızla Türkleri adı altında buraya yerleştirilin. Bütün halktan aldıkları oy farkıyla bunu kazanabiliyorlar. Evet, her zaman seçimi kazanmak için başvurdukları bir hile yöntemidir bu. Ki amaç da zaten Ahlat'ın demokratik yapısını değiştirmektir. Ahlat Türklerinin gelmesi. Net bir sayı olmamakla beraber 1500 kişiden bahsediliyor. Mevcut iktidarın şu anki adayıyla şu anki mevcut belediye başkanının farklı bir partiden aday olması önceki birleşimi ikiye böldü. Dolayısıyla bu başta da anlattığım gibi biz bunlar ayrılsa da ayrılmasa da her halükarda halkımızın desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyoruz. Bizi oraya taşıdığınızda hizmetin hangi alanda olursa olsun hepinize adil, eşit ve şeffaf bir şekilde geleceğine inanın. Sizlerden sadece bizi bir deneyin. Bizi de deneyin, hizmetimizi de görün.